Merhabalarım arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olsanız, valla çok iyi de değiliz, kötü de değiliz. Temizlik falan yaptık. İşte bayağı bir evleri falan temizledik, toparladık. Dip köşe yorganlar falan yıkandı. İşte kilimler, paspaslar yıkandı. Ev temizlendi. Şimdi işte anneannemle teyzem bazlama yapıyorlar. Annem hala temizlikle uğraşıyor. Tuğçe yaprak sarması yapıyor. Ben de daha işim yeni bitti. Şu yorganları falan leğenli sıvı çiğnedim. İşim yeni bitti. Oturacağım artık, Tuğçe'ye yardım edeceğim. Birlikte yaprak saracağız. Biraz sonra size tandırlara götürürüm. Ekmek yapımını falan gösteririm. Ay ama çok yoruldum. Şimdi dinleneceğim biraz. Neresi pismiş? Hadi getir bakayım. Babam buraya yapmıştı mesela. Annemlere bakalım. Geçte gittikleri yere. Anneye bakacağım, anne kocan yakaladı. Yakamadın mı? Yaprakları sardık arkadaşlar böyle. Koyduk, ocakta pişecek. Tandırlıkta ekmek yapılıyor. Filiz Hatun epeklere başladı. Ne hamarat kızlarım var anne ya. Yıkılıyor. Yak bir yanına, yak bir yanına daha. Alır 5 tane Filiz. Sen alır, alır 5 tane alıyor zaten. Fotoğraf da alıyorum teyze. Bak, aa, bak fotoğraf da alıyorum. Ne yaparsınız? Gidin Ferda abi yiyinler. Siz de gidin arkaya. Gidin hadi. Bu ter dolap mıydı anne? Değil değil mi? Ter dolaptı. Ter dolap. Zamanında ter dolabıydı. Önceden arkadaşlar biz burada oturuyorduk. Yazın burada oturulurdu, kışın diğer evde oturulurdu. Önceden. Ama nasıl güzel olurdu. Burası var ya, böyle halı döşeliydi. Yerde hep minderler vardı. O zaman burada hiç böyle fazla eşyalar yoktu. Tertemizdi, halı vardı. Şurası mesela mutfaktı önceden. Burada hemen pişirdik. Tertemizdi önceden burası ama işte oturmaya böyle oldu, fazla eşyalar koy. Hani şey, sehpalarını niye kurmadın? Bak ben nereye kuracağım, onlar vur buraya. Kuracak yer mi var? Nereye kuracağım, sehpayı bilmiyorum. Burasıydı yani, fazla eşyaların olduğu yer sadece burasıydı. O taraf tandırlıktı. Nerede salda? Hep bunu oynayacağım artık. Nerede biliyor musun? Nerede? İçeri televizyonun oda var ya. Orada duvarda takılı. Çek al. Ya bak bu yok. Abla hadi gideceğiz mi? Nereye ablam? Ha Güyüz'de mi? Gidelim. Hani burada yok anne. Efe abim veriversin Tuğçe ablam. Şey televizyonun odada bunun şarjı var ablam, veriver ya. Evin arkasına doğru götürüyorum sizi. Ay kedi var. Çok korkarım. Kediden korkmak da değil arkadaşlar, panik var bende kediye karşı. İşte burası ahır. Eskiden arkadaşlar şurada bir delik var, ne deliği yani. Eskiden şu görmüş olduğunuz küçük kapalı yer var ya. Burası tuvaletti. Eskiden evin içinde tuvalet yoktu. Tabii yıllar yıllar önce ama. Burası tuvaletti. Şurası tavukların olduğu yer. Burada ağaç, tut. Tut var mı ya? Oo. Bunda varmış tut. Kapının önündekinde çok yoktu. Thank you.
Vallahi burası arkadaşlar, evin arkasındaki tarla. Şöyle gitmeyeceğim oralara doğru çok fazla. Çünkü yanımda kimse yok, korkuyorum yılan falan olur diye. Şöyle kenarların, tarlanın kenarlarında badem ağaçları dizili. Ortalarda da ceviz ağaçları var. Şu arka tarafa doğru gideceğim, oradan evin içine girerim diye düşünüyorum. Vallahi korkuyorum biliyor musunuz ya, yılan falan. Bu sene çok fazla yılan var deniliyor ya. O yüzden korkuyorum tek başıma. Gerçi çıkacak olduktan sonra Allah korusun yani, yanımda birisi de olsa çıkar. Ama teyzemler falan diyor evin arkasına çok şey yapmayın. Şurada kuyu var mesela. Şöyle. Tavuklarımız. Bu tarafta böyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. Burası evin arkasındaki bahçe arkadaşlar, burası. Ben eve giriyorum artık. Korktum çünkü şurada köpek var. İnşallah bu kapı açılır. Buradan giriş çıkış var zaten. Evet. Şimdi ben buraya oturacağım. Çayımı getireceğim, burada oturacağım. Şuraya bakın. Soğanları gördünüz mü? Soğanları göstereyim size. Soğanların güzelliğine bakar mısınız? Buradan koparıyoruz, salata falan yapıyoruz. Nane var. Domates var. Soğan var, pırasa var. Şunlar pırasa. Bugün bütün yorganları, battaniyeleri, kilimleri falan hep yıkadık arkadaşlar. O yüzden böyle buraları astık. Bir yağmur gelir gibi oldu. Hemen geri kaldırdık. Şimdi tekrardan serdik. Öyle yolu bak. Çayımızı içtik. Şimdi büyük babamla oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Video çekiyor babam. Ha anne şey. Sen neredin? Şurada yatak var. Kavun, kavun. Yatak. Say mı? Yerde. Kavun ya. Tuğçe'nin arabanın üstüne atmışlar. Tuğçe de arabayla oraya gitmiş yatakla. Fren yapınca yatak yere düşmüş. Yo, bir tane daha yatak var. Ta o deponun yanında yerde. Alsın gelsin arkadaşlar. Acayir. He, çöp attır ama güzel. Ha öyle mi, tamam. Beni ne kadar çok seviyorsun büyük babacığım. Çok severim. En çok sevdiğin torun? En çok seni severim. En çok beni sevmeyen olsun ya valla. Sen kilo almışsın ama biraz sanki. Kilo aldım. İyi canım. Anam bacaklarım. Arkada cevizler ne kadar büyümüş ya. Küçücük de onlar ya. Valla koca koca oldu maşallah. 41 kere maşallah. Arkadaşlar oturduk, çay falan içtik. Şimdi buraya oturduk. Üşürsünüz oğlum. Teyzem çocuk. Hadi üşeriz. Hani üstünüzde bir şey? Evet, üstüne sen bari hırka giy. Bak bunu gene uzun kullan. Giyeceğim anneciğim, ablacığım. Hasta olsun, canını yakarım. Tamam anneciğim. Akşam oldu. Gün batımına bakar mısınız arkadaşlar? Gün batımı çanağını atlatıyoruz. Arkadaşlar biz eve geldik. Eskişehir'e geldik. Çok şükür kazası belası gittik. Kazası belası geldik. Orada çok güzel işte kirazlarımızı topladık. Hem yemelik getirdik hem de kiraz kompostluluk nofraza attık. Temizledik. Poşetledik güzelce, nofraza attık. Bir de yaprak topladık. Yapraklarımız da bunlar böyle asma yaprağı. Mis gibi. Bunları şimdi kışlık yapıyorum ben. Birçok takipçim merak ediyorlardı nasıl yaptığımı. Ben tarif ettim ama birçok kez yine de şöyle sizlere göstermek istedim. Şimdi böyle kiloluk şişeleri alıyoruz. Anneciğim göster ben sana şöyle burada. Şimdi 3-4 tane yaprağı bu şekilde
çok zarar gelmeyecek şekilde böyle katlıyorsunuz. Böyle şişiyor arkadaşlar, sıkıştıra sıkıştıra basıyorsunuz. Böyle bir aparat da kullanabilirsiniz bastırmak için. Yani hava kalmayacak şekilde bu yapraklar böyle içine basılıyor güzelce. Şöyle mesela 3 tane 3 tane alıyorsunuz. İki kenarından böyle kıvırıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Öyle bastırıyorum hava kalmayacak şekilde şişeye. Bastıra bastıra ağzına kadar dolduracağım. Şurada bir tane yapmış olduğum var. Böyle. Sonra buna yeni kapak alınacak. Kapaklar kaynatılacak ve kapatılacak. Bunu yıllarca arkadaşlar, yani bayağı bir 2-3 sene boyunca hiçbir şekilde bozulmadan duruyor. Evimde de gördünüz zaten. 2 senelik böyle şişede bir açmıştım. Böyle aynı tat tarzı bu şekilde çıkıyor. Hafif bir sıcak suya basıyorsunuz. Ondan sonra sarıyorsunuz. Evet, mazozlu köfte vardı arkadaşlar. Şimdi köfteyi mikrodalgada çözdürdüm. Birazcık da fazla tuttum ki şöyle biraz mühürlensin diye. Fırında çünkü köfte patates yapacağım. Bakalım. Şöyle bıçağımı alayım. Şöyle yarım ay şeklinde mi ya da yuvarlak şeklinde de olabilir aslında. Şu şekilde doğrayayım. Şu şekilde. Yuvarlak yuvarlak. Bir de tatlı yapacağım. Tatlıyı da neyle yapacağım biliyor musunuz? Onu da göstereceğim. Şimdi tatlıyı da sizlerle birlikte yaparız. Şöyle bir tane hazır kek aldım. Bu pasta kekleri var ya arkadaşlar, bunlardan aldım. Bir tane kakaolusunu almadım bu sefer. Böyle sade düz olanını aldım. Bir paket süt aldım. Şöyle iki tane de piyalenin, bir tane çikolata sosunu aldım. Bir tane de bitter çikolatalı pudingini aldım. Hemen pratik bir şekilde tatlı yapacağım. Öncelikle şu yemeğimi koyayım bir. Şöyle yuvarlak yuvarlak patateslerimi doğrayacağım.
Patates bu şekilde. Biraz sulu yaptım ben. Aa, sulu olsun istediğim için. Üzerinde şöyle yağlı kağıtla kaplayacağım. Biberler falan hemen yansın istemiyorum. Çünkü en son çıkarmaya yakın. Üzerindeki yağlı kağıdı alacağım ki üzeri kızarsın diye. Sos yaptım. Böyle ilk sıcaklığı çıksın ondan sonra buzdolabına atacağım. Çok pratik, güzel bir tatlı oldu. Ellerime sağlık. Pilavımda pişti arkadaşlar. Güzel bir şekilde tereyağlı pirinç pilavı yaptım. Tel şehriye kattım içerisine. Bunu kapatıyorum artık. Şöyle 3 parça da havlu peçeteyle kapağını kapatacağım. Güzelce demlensin diye. Şimdi fırın yemeğimi göstereceğim size. Yemeğim de burada hazır arkadaşlar. Fırında köfte patates. Ellerime sağlık. Pastamın da üzerine böyle fanusla kapattım. Kurumasın üzere diye pastamı da buzdolabına attım. O da gayet lezzetli oldu.